Ey Aygın, yazıyoruz Google'a, kurs programlarını açıyoruz. Kurs programlarından şurada kendi alanımızı seçiyoruz. Bizim alanımız nedir? Giyim üretim teknolojisi. Burada, bizim alanımızda açabileceğimiz tüm kurslar önümüzde listeleniyor. Şu şekilde iki sayfalık bir yeri var. Yeni revize edilen kurslarla birlikte bu sayılar artıyor veya eksiliyor bugünlerde. Şu an bizim 154 tane kurs açabileceğimizi görüyoruz. Nasıl kurs seçeceğimize nasıl karar veriyoruz? Diyelim ki bebek giysileri dikimi, bebek tulumu, bebek body kursu biz açabiliyor muyuz usta öğretici olarak? Öğretmen olarak zaten hepsini açıyor. Yani kadrolu öğretmenler buradakilerin hepsini açabiliyorlar. Ama usta öğreticiler burada program yazan yerin şu kısmını tıklayarak program modülünü açıyorsunuz. Giyim üretim teknolojisi bebek giysileri dikimi bebek body modüler programı diyor burada, yeterliliğe dayalı. Her bir modül için bu geçerlidir. İlk önce şuna bakıyoruz. Biz bu kursu açabiliyor muyuz? Eğitimciler kısmına. Eğitimciler kısmında bakınız ne diyor. Programın uygulanmasında giyim üretim teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi alan öğretmenlerden, programın uygulanmasına gerektiğinde giyim üretim teknolojisi alanında usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanabilir. Yani şu kursu açmak için usta öğretici olmanız yeterlidir moda tasarımı ile ilgili. Yıl şartı aranmıyor. Sen bu kursu açabilirsin. Bazı modüllerde 3 yıllık şartı var. Bazı modülleri usta öğreticiler açamıyorlar. Bilgisayar destekli moda tasarımına gelelim. Burada zaten saati yazıyor biliyorsunuz. Tekrar programda şurayı açıyoruz, görüntüle diyoruz. Bakıyoruz. Bilgisayar destekli moda tasarım kurs programını kimler açıyormuş? Bir önceki modülde söylemeyi unuttum. Kurs yerlerimiz açısından da şuraya bakmış olmamız gerekiyor. Okur yazar olması gerekiyor kurs yerin. 13 yaşını tamamlamış olması. Bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olması, temel bilgisayar kullanma becerisine sahip olması gerekiyor. Eğiticinin nitelikleri bakın burada daha uzun. Bunların hepsini tek tek okuyoruz. Siz bu kursu usta öğretici olarak açabiliyor musunuz? Rastgele bir şey açalım şimdi, diyelim ki buradan şöyle geçiyorum. Giysi tadilatçısını açıyorum, görüntülüyorum şuradan. Önce giriş şartlarını okuyorum. Bazılarında giriş şartlarında giyim üretme temel işlemler belgesi olması gerekiyor diyor. Bazılarında bunu istemiyor. Okuma yazma bilmek ya da ilkokul mezunu olmak. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel fiziksel özelliklere sahip olmak. Giyim üretme temel işlemler ön koşul istemiyor. Eğitimcilere bakıyoruz. Mutlaka tabii ilkinde öğretmenler ve emekli öğretmenler vardır. Devletten emekli öğretmenler. Programın uygulanmasına gerektiğinde giyim üretim teknolojisi alanında usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanabilirler. Tüm açtıklarımızda 3 yıllık koşulu aramıyor. Kadın bluz dikimine de hızlıca bakalım. Sizler böyle bakıp kendinize en uygun niteliği bulacaksınız. Bakın mesela bu neydi? Burada var. Kadın bluz dikimi kursunu açabilmeniz için eğitimcilerin niteliği kısmında şurada. Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim, giyim üretim teknolojisi alanı mezunu. Mezunuysanız açabiliyorsunuz. Sen açabiliyorsun yani Nesrin. Mezun olduk. Mezun oldu çünkü. Veya bu alanda askeri 4. seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olanlar. Ya o bölümün lise mezunu olacaksınız ya da veya 3 yıllık usta öğreticilik tecrübesine sahip olmanız gerekiyor. Bu kursu açabilmeniz için nasıl kurs açacağımıza bu şekilde karar veriyoruz.